Başlıyorum hocam. Evet, iyi akşamlar. Moda Team'inin daveti üzerine çok önemli bir konu olan ve neredeyse iki yılımızı birlikte yaşadığımız pandemi ve koronavirüsle ilgili çok önemli bir sohbet yapmak üzere vatandaşlarımızın da bilgilenmesini sağlamak amacıyla doktor arkadaşım, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Sayın Uzman Doktor Özge Albayrak Yiğit'le ve ben doktor, uzman doktor Ali Coşkun, biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı bu programda bir araya geldik. Ben vatandaşlarımız adına hem de hekimlerimiz adına koronavirüste merak edilen soruları kendisine soracağım ve kendisi de o değerli bilgilerinden bütün vatandaşlarımıza ve bizlere katkı sunacaktır. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz zaten nasılsınız? Aynı hastanede çalışıyoruz. Ben baş tıbbiyini yapıyorum. Sen evet. Çok değerli enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya eski adıyla intihaniye bölümünü yürütüyorsun. Evet. Gerçekten pandemide en çok ihtiyaç olunan branşların başında geliyorsun. Ve hem ünyede hem de bölgede çok seviliyorsun. Hem hanımefendi kişiliğinle hem de mesleki bilginle gerçekten her insan sizinle mutlaka tanıştıktan sonra olumlu duygularla ayrılıyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla birçok şeyi doktora soramıyorlar veya sorsalar bile zaman çok kısıtlı veya o anda tam olarak idrak edemeyebiliyorlar. Ama belli ki birçok soru var insanların hala daha kafasındaki, hala daha aşı tartışılıyor, pandemi tartışılıyor. Hatta mitingler yapılıyor, pandemi karşıtı, daha doğrusu aşı karşıtı mitingler yapılıyor. Demek ki hala daha bir takım sorular, bir takım şüpheler giderilememiş durumda. İşte biz de bu şüphe dağarcığını birazcık açmak adına, birazcık vatandaşlarımıza katkıda bulunmak amacıyla böyle bir sohbet yapalım. Ne dersin? Güzel olur. Peki, o zaman şöyle başlayayım. Yeni koronavirüs nedir? Önce bundan başlayalım. Koronavirüsler aslında yani yıllardır bizim bildiğimiz soğuk algınlığı etkenleri tanınmış bir virüs aslında. Bilmediğimiz bir virüs değil. Ama özellikle SARS'la ilk olarak 2003 yılında Çin'den başlayan bir salgın daha var. SARS koronavirüs 1 olarak adlandırılıyor bir virüs o dönemde. Yalnız o kadar çok yayılım yapmıyor. Birkaç ülkeyle sınırlı 2003 kalıyor. Yılında, 2003 değil mi? Yılında. Evet. Aynen öyle. Yaklaşık 7-8 ayda da kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyonla tamamen dünyada ortadan kalkıyor. Sonrasında tek tük vakalar var ama ciddi bir pandemiye sebep olmuyor. 2013 yılında sonrasında MERS koronavirüsü ortaya çıkıyor. Yine aynı aileden, yine aynı klinik tabloyla yani bizim şu anda yaşadığımız COVID enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor. O da Suudi Arabistan'da başlıyor. Bir dönem bizde de alarm olmuştu bu konuda. Evet, ama doğru. Sonrasında ciddi bir salgın yine görülmedi. Yani 10 yılda bir yaklaşık salgın yapıyor gibi aslında. SARS koronavirüs. Aynen öyle. Şimdi en son herkesin bildiği üzere 2019 yılının Aralık ayında ilk Çin'de yeni vakalar görülmeye başladı. O zamanlarda hatta yine aynı şekilde SARS'a benzeyen bir virüsten bahsedildi ilk ortaya çıktığında. Ocak ayında da yapılan araştırmalarda yine bunun bir koronavirüs çeşidi olduğu gözlendi. Ama yeni bir koronavirüs olduğu. O yüzden bu koronavirüse SARS koronavirüs 2 olarak isimlendirildi. Yaptığı hastalıkta koronavirüs hastalığının kısaltılmışı COVID 2019'da ortaya çıktığından da 19 hastalığı olarak adlandırıldı. Yani aslında bildiğimiz virüsler evet, ama şiddetli akut solunum sistemi hastalığı yapan yani soğuk algınlığından farklı olarak şiddetli bir şekilde solunum yolu enfeksiyonu yapıp ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için oldukça önemli. Ve bütün dünyanın neredeyse yaşam şeklini değiştirdi. Evet. Peki SARS-CoV-2 yani yeni koronavirüs yani COVID-19'un bulaş kaynağı nedir? İlk ortaya çıkışı birkaç söylem var bildiğiniz gibi. İşte mağaralardaki yarasa kaynaklı mı acaba diye söylendi. Hani bu yönde araştırmalar var. Yine bu yönde bulgular var yarasalardan geçtiğine dair. Onun dışında Çin'deki bu canlı hayvan pazarında vahşi hayvanların tüketimine bağlı olduğundan bahsedildi. Bunlarla ilgili net bir kaynak olmasa da yine bu yönde çalışmalar.
İşte laboratuvar kaynaklı olduğuna dair bir bulgu yok henüz. Ya da işte terör amaçlı kullanılan bir virüs olduğuna dair de henüz kanıtlanmış bir bulgu yok. Ama yine de bir şüphe var sanki. Bir şüphe var ama herhangi bir kanıtlı bir bulgu yok şu an için. Bu şekilde. Peki şimdi hep duyuyoruz işte bir an önce aşı olun diyoruz insanlara. Çünkü neden? Virüs zaman kazandıkça mutasyon yapma şansı fazla. Peki bu mutasyonlar nedir? Nasıl yapıyor virüs bunları? Mutasyonlar aslında şöyle ortaya çıkıyor. Virüs insandan insana yayıldıkça ve biz bunun önünü alamadığımız sürece bu yayılım hızıyla birlikte virüsün yapısında değişiklikler, genetik yapısında değişiklikler ortaya çıkıyor. Örneğin aslında Hindistan'da delta varyantının çıkması da biraz kalabalık ailelerden, işte yaşam koşullarının kötü olmasından kaynaklanıyor. İnsanların daha iç içe yaşamasından. Dolayısıyla da virüs bunlar arasında daha kolay yayıldığı için yeni yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Yani virüs çoğalma sırasında kendi genetik materyalinde hatalar oluştuğu için mutasyona uğruyor. Dolayısıyla da yeni virüsler, yeni varyantlar görüyoruz. Aslında bakarsanız beklenti virüs mutasyona uğradıkça işte hastalık etkinliğinin azalması yönündeydi ama bu olmadı. Yani tam tersi daha ilerleyen, daha ağır hastalıkla sonuçlanan, daha hızlı yayılan delta varyantıyla karşı karşıyayız şu anda. Bu şekilde hani ilerleyiş beklediğimiz gibi değil, yayılma hızından kaynaklanan bazen de şöyle iki farklı virüs çeşidinin aynı insanda bulaşı sonrasında da yeni ortaya çıkan virüsler görebiliyoruz. Evet. Peki hani bulaşma hep klasik bildiğimiz damlacık enfeksiyonu dediğimiz öksürük, aksırıkla damlacıkların havada partiküllerin insanlara bulaşmasıyla ama başka bilinen bir bulaşma kaynağı var mı? Bir de bulaştıktan sonra kuluçka süresi ne kadardır? Yani ne kadar bu süreler değişiyor mu? Ülkeden ülkeye değişiyor mu veya varyanttan varyanta değişiyor mu? Bunlar hakkında da bir bilgi alabilir miyiz? Şöyle ki virüste kuluçka süresi 2 ila 14 gün aralığında. İşte ortalama 4-5 gün gibi bir süre var. Varyantlar arasında da değişkenlik yok. Yani bütün varyantlarda, koronavirüslerde 14 güne kadar kuluçka süresi var. Değişiklik de olmuyor. Peki sizin mutlaka birçok hastaya şifa verdiniz, tedavi ettiniz. Türkiye'de demeyeceğim ama Ünye bölgesinde, Ordu bölgesinde kuluçka süresini ortalama ne kadar diyebilirsiniz? Yani ortalama 4-5 gün içerisinde bulaş oluyor. Oluyor. Evet ama şöyle yine de bazen 14 güne kadar beklemek gerekiyor. Yani aslında maruz kaldığınız viral yüke de bağlı. Bravo. Hani düşük miktarda temas edersiniz, az miktarda virüs alırsınız. Ona bağlı zaman içerisinde virüs vücutta çoğalmaya devam ettiği sürece de hani bu 14 günde bulabilir. Kuluçka süresi o yüzden alınan viral yükle de alakalı biraz. 2 ila 14 gün diyoruz. Ortalama da 4-5 gün gibi 4-5 sürüyor. Gün. Bulaş yollarını sordunuz. Bulaş yolları da şöyle. İki temel yol var. Bir damlacık yolu, bir de temas yolu. Temasla bulaşıyor. Damlacıktan kasıt sizin de dediğiniz gibi konuşma sırasında yani hasta olan kişinin konuşması, öksürmesi, hapşırık, aksırma, tıksırma sırasında yaklaşık bir ortalama 2 metre belirlenmiş. 2 metre kadar çevresinde bulunan insanlara, duyarlı insanlara geçişli oluyor. Onun dışında yine hasta olan kişinin sekresyonlarıyla yani yine öksürüğüyle, aksırık, tıksırık ve benzeri şeylerle temas ettiği yüzeylerde virüs belli bir dönem canlı kalıyor. Sonrasında siz aynı bölgeye temas ederseniz ve el yıkamadan kirli elleri burnumuza, yüzümüze, ağzımıza dokundurduğumuz zaman yine bulaş riskimiz var. Yani temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaş oluyor. Evet, temas. Yani yine ama temas yoluyla da olsa yine ağızdan, burundan tabii, bir şekilde tabii, girmesi lazım. Tabii, bulaşabiliyor. Evet, ki. Ama cilt yolundan falan girmiyor. Hayır, başka bir yaradan, bulaş yolu yok. Yaradan girdiği tespit yok, edilmemiş. Hayır, öyle bir şey yok. Yok. Evet. Peki, yine mutlaka birçok şifa verdiğiniz hasta var. Ama mutlaka bunlar bir takım semptomlarla, şikayetlerle size başvuruyorlar. En çok dikkat çeken şikayetler nelerdir? Bir sınıflayabilir miyiz? Yoksa herkes bölgeye göre veya hastalığın tipine göre, şiddetine göre farklı şikayetlerle de gelebiliyorlar mı? Yani benzer şikayetler aslında. Koronavirüsün özellikle solunum yollarını tutan bir enfeksiyon etkeni olduğu için en sık gördüğümüz şikayetler ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük. İlerleyen vakalarda bazen nefes darlığı yani eğer daha şiddetli bir zatürreye ilerlemişse balgam çıkartma olabiliyor. Nefes darlığı işte sık nefes alıp vermeler görülebiliyor. Onun dışında ishal sık gördüğümüz bir bulgu koku ve tat kaybı bilindiği üzere.
Bu tarz bulgular görüyoruz. Çoğunlukla solunum yollarını tuttuğu için üst solunum yollarına ait bulgular ön planda. Ama onun dışında birçok sistemi tutabiliyor. Hı hı. Kardiyovasküler yani kalp ve damar sistemini tutabiliyor. Nörolojik sistemi tutabiliyor. Aslında çok çeşitli sistemleri tutabilen bir damarın hastalık. Gittiği her organı tutabiliyor. Tabii. Çünkü damar cidarında en büyük hasar yaptığı için endotelde. Evet, endotel hasarı. Dolayısıyla hatta şimdi post-covid sendromlarından bahsediyorlar. Tabii, i̇şte tabii. Covid'i geçirdikten sonra işte kardiyolojik, nörolojik veya akciğer veya diğer organlar yönünden de bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor diyorlar. Tabii, bu yönde hastaların takip olması gerekiyor. Kesinlikle. Mutlaka, evet. Bir de şunu soracağım. Mesela kişiler enfeksiyonu geçiriyorlar. İşte evli kişi. Karı koca, yani hanımı çok şiddetli bir enfeksiyon geçiriyor. Bütün bulguları oluyor ama eşinde bazen PCR negatif bir şey yok denebiliyor veya daha hafif geçirebiliyor. Evet, evet. Benim kendi düşüncem, onu da eklemek isterim. Tabii siz nasıl değerlendirirsiniz? Aslında şu pandemi ortamında COVID virüsüyle temas etmeyen canlı yok. Yani herkes az bir şekilde çok, az veya çok temas ediyor. Tabii. O dolayısıyla o COVID'den temas etmediğiniz anlamına gelmiyor. Yani bir virüsten mutlaka haşır neşir oluyorsunuz. Hele evet. Biz hekimler mutlaka haşır neşir oluyoruz. Ama bu bizde antikor oluşturmayabiliyor veya biz bunları detect yani ölçebilir tekniğimiz olmayabiliyor belki de. Ama bu şunu diyorum ben pandemi ortamında her nasıl post-COVID sendromu oluyorsa COVID geçirenler aslında normal insanların da pandemi ortamında bu post-COVID sendromlarına maruz kalabileceğini düşünüyorum. PCR pozitif olmasalar dahi ama tabii bu benim kendi düşüncem, kişisel düşüncem ama nasıl katkı aslında yaparsınız? Aslında şöyle, bağışıklık sistemi çok önemli. Hı hı. Her insanın genetik yapısı, genetik hı hı. farklılıkları çok önemli. Hatta genetik çalışmalar da var hani hı hı. genetik yapıyla ilişkili. Hı hı. Çünkü bakıyorsunuz bir ailede birkaç kardeş, anne, işte çocuk evet. onlarda daha şiddetli evet. seyrediyor. Evet. O yüzden genetik yapıyla yakından ilişkili aslında. Bağışıklık sistemiyle alakalı yani şöyle bulaş olduysa bir kısmında asemptomatik dediğimiz hiç belirti vermeden ortaya çıkabiliyor. Bir kısmında ise bunun neden olduğu da net değil ama genetik özelliklere bağlı olduğu hı hı. düşünülüyor. Ya da işte aşırı aktiflenmiş bir bağışıklık sistemiyle virüsün yok edilmesine yönelik aşırı aktiflenmiş bağışıklık sistemiyle akciğerde de hasarlar ortaya çıkabiliyor. Kişiden kişiye bulgular farklı evet. Bu tamamen kişinin bağışıklığı ve genetik yapısıyla alakalı. Ama şöyle aşılı olanlar mesela bizler evet karşılaşıyoruz ama enfekte olmuyoruz. Evet. Yani burada aşılı olup mevcut antikor seviyelerimizle virüs vücuda girse bile onun hastalık yapmasına engel olacak şekilde bağışıklık sistemi var. Tabii aktifleniyor ve virüsün hastalık yapmasını engelliyor. Dolayısıyla böyle insanlarda post-covid sendromu beklemek doğru olmaz. Doğru olmaz. Post-covid diyebilmek için hastanın önce gerçekten covid tarafından enfekte edilmiş olması yani PCR'ın pozitifleşmiş olması ya da bazen PCR pozitif olmadan tomografi tutulumuyla da gösteriyoruz. Yani covid enfeksiyon bulgularını göstermesi lazım. Asemptomatik bile olsa PCR'ı pozitif olması lazım. Ki hani bu hastada evet COVID geçirdi. Sonrasında post-COVID semptomlar ya da işte bulgular ortaya çıkabilir diyebilelim. Hı hı. Post-COVID'den kasıt ne? COVID geçiren kişilerde daha sonra iyileşme döneminden sonra uzun vadede bazen bulgular ortaya çıkabiliyor. Onu açmak istedim hı hı. özellikle. Hı hı. Kalbi tutabiliyor. Güzel. Kalp kriziyle gelen hastalarımız oldu mesela. Hı hı. Hani biz COVID nedeniyle hastayı toparladık, iyileştirdik. Birkaç ay sonra kalp kası tutulumuna bağlı muhtemelen, net bilinmiyor bu tabii ama kalp krizi miyokardit geçiren hastalar belki, da oldu. Tabii COVID'in kendisi ciddi anlamda kalp kası tutulumu yapabiliyor çünkü. Onun dışında nörolojik bulgular, mesela unutkanlıkla gelen hastalar hı hı. olabiliyor. Hı hı. Tabii bunların da bizim multidisipliner dediğimiz hani birçok branş açısından takiplerinin devam etmesi gerekiyor. Doğru. Yani COVID özellikle de ağır geçiren hastaların COVID geçtikten sonra yine belli branşlarda muayenelerini yaptırmalarında fayda var. Fayda var. Tabii. Doğru diyorsunuz hocam. Peki bu COVID gerçekten yani her kesimden, her yaştan kişileri etkiliyor ama göze çarpan bir özelliği var mı? En çok kimler COVID'e maruz kalıyor? Yaş grubu mu var yoksa başka özellikler mi var? Kimler maruz kalıyor? COVID'de aslında karşılaşma riski herkeste var. Yani toplumsal olarak baştan beri bahsedilen maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan insanlarda yani hepimiz risk altındayız tabii ki eğer bu kurallara uymazsak. Özellikle riskli grup 65 yaş üstü. Bazen bu 50 yaşına çekilebiliyor. Yani 50 yaş üstü denilen rehberler de var.
Onun dışında işte 18-65 yaş arası ya da 18-50 yaş arasında özellikle kronik hastalıkları olanlar, kronik kalp ve akciğer hastalıkları olanlar, KOAH'ı, geçirilmiş akciğer hastalıkları ya da kalp hastalıkları olanlar ciddi risk altında. Bunun dışında bağışıklık yetmezliği olanlar, kanser hastaları, kemoterapi alanlar, radyoterapi gibi ya da işte romatizmal hastalık nedeniyle bağışıklık baskılı ilaçlar kullananlar tabii ki de öncelikli olarak risk grubunda. Böbrek yetmezliği olanlar bunların daha çok özen göstermesi. Mutlaka aşıların olmaları ve bu üçlü maske mesafe hijyen kurallarına daha dikkatli olmaları gerek. Yine burada benim bir zihni sinir projem var. Diyorum ki acaba COVID insanların DNA'sının ucunda bulunan telomere mi saldırıyor? Telomere mi özelliği? Çünkü telomer biliyoruz iki şey de çok önemli. Bir, kişinin bağışıklık yapısını kurmada çok önemli telomerler. İki, telomerin uzunluğu kişinin ömrünü belirliyor. Yani kader... O sizin branşınızda biraz. Tabii. Yani telomer ne kadar uzunsa kişi o kadar uzun yaşıyor. Telomer ne kadar kısaysa da kişi o kadar kısa yaşayacak demek. Acaba diyorum tabii bu ileride araştırmalarda çıkacak bir şey. Covid de bunu seçici olarak telomere mi saldırıyor? Virüsün hani bu yönde bir çalışma yok ya da bulgu da yok. Yani virüsün direkt kişinin işte genetik sistemine saldırdığı ya da genetik sisteme işte yapıştığı, tutunduğuyla ilgili henüz bir şey yok. Evet, şu anda yok hocam, doğru. Peki hocam, COVID-19'un bir kesin tanısı var, bir olası tanısı var. Tanıyı nasıl koyuyoruz biz COVID-19'da? Tanı da şöyle ki özellikle teması olan hastalar. Yalnız artık hani o kadar çok karşılaşmaya başladık ki pandemi çok fazla miktarda yayıldığı için artık temas öyküsünden de geçmeye başladık açıkçası. Evet, başlarda temasınız var mı diye sorgularken şimdi ikinci planda kaldı bu. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu yani baş ağrısı, ateş, öksürük ya da nefes darlığı, ishal, işte koku ya da tat almada kayıp gibi şikayetlerle gelen hastalarda burun ve boğazdan sürüntü yoluyla aldığımız numuneleri PCR dediğimiz yöntemle çalışıyoruz. PCR'da virüsün genetik yapısı var mı? Yani aldığımız numune virüsün RNA'sını içeriyor mu diye bakıyoruz moleküler genetik yöntemlerle. Eğer RNA'yı tespit edebiliyorsak yani PCR pozitifliğini saptıyorsak bu zaten kesin tanı anlamına geliyor. Tabii. Onun dışında antijen ve antikor testleri var. Bunlar hızlı tanı testleri. Özellikle antijen testi tanı koymada işe yarayabiliyor. Yine bu da burundan ve boğazdan alınan sürüntü testleriyle yapılıyor. Antikor testleri hastalığın geçirilip geçirilmediği ya da aşı olup olmadığını gösterme açısından değerli. Doğru. Bunun dışında şöyle vakalar var. Virüs şimdi ilk bulaştığı dönemde, ilk bir haftada viremi dediğimiz kanda çoğalma döneminde ve özellikle üst solunum yollarında. İkinci haftada akciğere doğru inmeye başlıyor. Akciğere inerken zatürre yapıyor. Evet. Dolayısıyla artık ikinci hafta virüs akciğere geçtikten sonra biz bunu burun ve boğazda tespit edemeyebiliyoruz. Evet, doğru. Yani hastada PCR negatif çıkıyor ama tomografi çektiğimiz zaman tomografide tutulumların başladığını görüyoruz. Yani küçük küçük zatürre bulgularının olduğunu ya da bazen ilerlemiş zatürre bulgularını görüyoruz. O zaman biz bunlara COVID şüpheli hasta diyoruz. Doğru. Bu şekilde kabul ediyoruz. Doğru. Peki hocam. Özellikle COVID geçirdikten sonra yani post COVID durumunda kişilerde bağışıklık durumu ne kadar etkili, ne kadar uzun süre kalabiliyor? Şöyle söyleniyor, COVID'i geçiren kişilerde yaklaşık %80'inden fazlasında 6 aydan uzun süreli güçlü bir bağışıklık oluşuyor. Hatta ağır geçirenlerde daha güçlü bir bağışık yanıtın oluştuğundan bahsediyor. Yani çalışmalar bu yönde. Yaklaşık 6 ay boyunca da özellikle ilk 3 ay güçlü bir bağışıklık zamanla azalıyor ama 6 aya kadar da koruduğundan bahsediyor. Yani şu andaki çalışmalar o şekilde. Aynen öyle. Peki şunu biliyoruz. COVID'in dünyada şu anda spesifik bir tedavisi yok. Evet. Sağlık Bakanlığımızın verdiği tedavi protokolleri de öneri şeklinde, önerilmek şeklinde. COVID'i biz nasıl tedavi etmeliyiz veya biz nasıl tedavi ediyoruz? COVID'de çeşitli tedavi yöntemleri var dediğiniz gibi. Kesin ve etkin tedavi şu an için dünyada yok. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada net bir tedavi henüz keşfedilmedi. Ama çok güzel bir ilaç var şu an beklediğimiz. COVID'de etkili olduğu gösterilmiş. Çalışması devam ediyor yaklaşık bir yıldır. Belki bu geldiğinde avantajlı bir hani biz 1-0 öne geçmiş olacağız i̇nşallah, belki de. İnşallah. İnşallah. Şu anki tedavi yöntemlerinde bir semptomatik tedavi dediğimiz bulgulara yönelik tedavi yapıyoruz. Yani hastalığın şikayetleri. Öksürük çok rahatsız ediyorsa öksürüğü kesen. Kas ağrıları ateş ön plandaysa parasetamol grubu ilaçlarla işte ateşi düşüren kas ağrılarını rahatlatan ilaçlar veriyoruz.
İkinci en önemli ilacımız şu an için favipiravir. Hı hı. Yani virüse direkt etkili olduğu gösterilmiş bu Japon ilacı diye baştan beri bahsedilen favipiravir dediğimiz ilaç var. Şimdi yeni çalışmalarda favipiravirin etkinliğiyle ilgili kısıtlılıklar olduğu, yani yeterince aslında etkili olmadığından bahseden yayınlar var. Hı hı. Ama favipiravirin tedaviden tamamen kaldırılabilmesi için daha büyük çaplı çalışmalar, araştırmalar yapılması gerekiyor. Ve yerine yeni bir şey, iyi bir şey koyabilmen lazım. Tabii yerine koyacak çok bir şey var mı? Yok. İşte Amerika'da veya işte Avrupa ülkelerinde remdesivir diye farklı bir ilaç kullanılıyor. Çok da pahalı bir ara biz de aldık. Evet. Bazı sıkıştığımız hastalarda uyguladık ama onun da etkin olmadığına dair çalışmalar var. O da favipiravir gibi, aynı aşağı yukarı. Aynen, çok da fazla bir fark yok. Favipiravir için hala güncel Sağlık Bakanlığı rehberinde tedavi seçenekleri arasında olduğu için biz vermeye devam ediyoruz. Özellikle de şu an deniliyor ki hastalığı ağır geçirme riski olanlar, dediğimiz bu 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, bu tarz hastalarda favipiraviri verin. Onun dışında virüs koagülasyon sistemi dediğimiz pıhtılaşma sistemini etkiliyor. Ve hastalarda emboli riski, pıhtı atma riski oluyor. Çok özellikle doğru. De akciğerde. Bazen beyine emboliler atabiliyor. Evet. Şimdi o yüzden biz hastalar geldiği zaman, başvurduğu zaman belirli tahliller yapıyoruz. Bu tahlillerde de takip ettiğimiz bir kısım değerler yüksekse eğer, o zaman biz antikoagülan tedavi dediğimiz iğne tedavileriyle pıhtı atılmasını engellemeye çalışıyoruz. Yani uyguladığımız tedavilerden biri bu. Bir tanesi belirtilere yönelik, diğeri virüse direkt etkili favipiravir tedavisi. Bir sonraki de özellikle bu koagülasyonu engelleyecek, yani pıhtılaşmayı engelleyecek, pıhtı atmasını engelleyecek tedavi yöntemleri. İğne ya da bazen işte ekopirin gibi, işte aspirin yüzlük, korasbin yüzlük gibi 100 miligramlık formlar da önerilebiliyor. Ama onların da kesin kanıtlanmış bir etkinliği yok şu an için. Temelde verdiğimiz ilaçlar bunlar. Bunlar tabii daha çok ayaktan hastalarda. Eğer hasta kötüyse, hastaneye yatış gerektiriyorsa ki bu da yine bakanlık tarafından belirlenmiş kriterlere göre yapılıyor. Tabii, yani hastaneye yatırdığımız hastalarda belirli kriterlerle yapılıyor. Belli kriterleri var değil mi hocam? Tabii. Tabii oksijen seviyesine bakıyoruz, işte zatürrenin seviyesine bakıyoruz. Buna göre hastaları yatırdık. Solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda tedavi yöntemleri değişiyor. O zaman kortikosteroidler dediğimiz, yani kortizol diye halka arasında bilinen tedaviler başlıyoruz. Yüksek dozlu uyguladıklarımız var ama önerilen belli dozları geçmemek lazım kesinlikle. Onları zaten hekim kontrolünde yapılıyor. Doğru zamanda doğru tedavi uygulanırsa iyileştirdiğimiz, toparladığımız hastalar çok sayıda. Biliyoruz, çok ancak var. Bazı hastalar var ki hakikaten ne yaparsanız yapın o kadar hızlı ilerliyor ki virüs. Yani biz bir yandan virüsün önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir yandan da şöyle bir problemimiz var. Bağışıklık sistemi virüsü yok etmek için aşırı miktarda aktifleniyor. Aktifleştiği zaman biz ona sitokin fırtınası diyoruz. Evet. Sitokin fırtınası ortaya çıktığı zaman sağlam akciğer dokuda da hasar başlıyor. Aslında faydalı gibi görünüyor ama hastaya çok büyük zararı var. Evet, bu aşırı bağışık yanıt. Aslında gençlerde de çoğunlukla gördüğümüz şey o. Bağışıklık sisteminin aşırı miktarda aktiflenmesi. Birçok hastada karşılaştığımız bir problem. Bu durumda tabii sağlam dokuda hasar gördüğü için biz bir yandan bu sitokin fırtınasını, yani bağışıklığı durdurmaya ya da en azından aşırı şiddetlenmesini, alevlenmesini engellemeye çalışıyoruz. Bir yandan da virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten zor bir denge. Yani başarabildiğimiz hastalar var çok şükür. Evet. Onun dışında sitokin fırtınasında kullandığımız şu an bakanlık tarafından onaylı ilaçlarımız var. Bunları yine biz Sağlık Bakanlığı'na ilgili formlarla gönderiyoruz. Bakanlık onay verirse eğer uyguluyoruz hastalarımıza. İnterleukin 6'ya bakarak mı yapıyorsunuz bunları? İnterleukin 6'ya bakıyoruz ama interleukin 6 yani yükseldikten sonra iş işten geçmiş olabiliyor. Geçmeden başlamak lazım. O sitokin fırtınasının kan tahlilleriyle de zaten anlaşılabiliyor. Anlayabiliyorsunuz. Yani bağışıklığın aktiflendiğini görebiliyoruz. Tamam hocam, peki. Hocam Covid ile ilgili aslında ne kadar konuşsak az. Yani hani bütün dünya Covid ile ilgileniyor çünkü. Ama biz sayenizde güzel bir özet yapmış olduk. İzleyicilerimiz de herhalde umarım bu özetten güzel şeyler anlamışlardır. Kesinlikle anlayacaklarına inanıyorum. Şimdi şu anda gündemimizde en çok aşılar var. Ve aşılarda gerçekten dedim ya hani miting yapılıyor, karşıtları var. Maalesef bilim çağında aşıya karşıtlar var. Bunu da söylemek bile, dilim telaffuz etmek bile istemiyor ama maalesef var. Peki Covid-19 aşısının olması pandeminin kontrolünde neden önemlidir hocam? Pandemi
engellemek için kişiden kişiye bulaşı önlemek lazım. Evet. Aşıların yaptığı en önemli şey bu aslında. Kişiler arası bulaşı engelliyor. Evet. Bu da pandeminin kırılmasını sağlıyor. Şimdi pandeminin başından beri bahsedilen bir konu var. İşte sürü bağışıklığı, kasıt toplumsal bağışıklık. Her enfeksiyon hastalığında toplumsal bağışıklık için belli yüzdeler var. Yani toplumdan tamamen atabilmek için. Covid'de de belirlenmiş yüzdeler var. %80-85 gibi şu anki konuşulan oranlar. Şu, mesela Türkiye'de %75'lere varmış. Çift doz aşılama var şu anda. Ya aslında yaklaştık. Çok da geri sayılmayız ama toplumsal bağışıklığı sağlayıp pandemiyi kırabilmek için, pandeminin önüne geçebilmek için elimizdeki tek güvenli yol aşı. Yani eğer çok geçen senelerde işte geçtiğimiz sene özellikle hocaların bahsettiği işte toplumun %60-70'i enfekte olacak ki biz işte bu toplumsal bağışıklığa ulaşalım. Olsun. Bu da 3-4 yılı bulacak. Ki 3-4 yılda düşünün ne kadar çok kayıp olacak. Günde şu anda 200'ün üzerinde ölüm var sadece Türkiye'de. Yani hani bu kadar çok kaybın önüne geçmek lazım. Ve biz bunu hastalığı atlatarak bana bir şey olmaz tavrıyla yenemeyiz. Çünkü kimde nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Evet, bravo. Yakınlarımızı da kaybettik. Tabii. Yani gözümüzün önünde çok fazla kaybolan, yetip giden hasta oldu. Bizlerin, sağlık çalışanlarının çok fazla psikolojisi etkilendi, olumsuz etkilendik. Çok üzüldük. Hastalarla birlikte üzüldük, onlarla birlikte ağladık. Yani bunun önüne geçebilmemizin tek yolu aşıydı. Keşke aşılamadan önce kaybettiğimiz hastalar hayatta olsaydı, onlar da aşılanmış olsaydı. İmkanı olsaydı değil mi hocam? Evet, keşke olsaydı. Bu birincisi. İkincisi, hastalarda şöyle bir durum var. Enfeksiyon bulaştığı zaman aşılıysanız eğer daha hafif atlatıyorsunuz. Yani birbirinize bulaş oranını azaltıyor. Hastalığın daha hafif atlatılmasını sağlıyor ve şu anda ağır hastalık riskini %90-95 engelliyor. Ölüm riskini de aynı şekilde. Dolayısıyla yani kendimizi düşünmüyorsak bile yakınlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Yani çevremizdeki yaşlıları, kronik hastalığı olanları ki bazen gençleri özellikle delta virüste şu anda 20-40 yaş aralığındaki hasta sayısında ciddi bir artış var. Çok. Gençlerde çok daha fazla artış var. Onları korumak lazım. Şu anda %40'a yaklaştı hastanede yatan gençlerin oranı çok yaklaşık. Yazık. Yani evet. Bu hakikaten ürkütücü. Yani özellikle de aşı olmadıklarını bu gençlerin de düşünürsek. Çoğunluk şu anki zaten delta virüs pandemisi, yani bu 4. dalga aşısızların pandemisi olarak adlandırılıyor. Tabii. Bizim takip ettiğimiz hastalarda hep bu şekilde ya aşılama tablosunu tamamlamamış, 2 doz aşıyı yaptırıp 3. doz aşıyı olmamış ve 6 ayın üzerinde zaman geçmiş olan hastalar ya hiç aşılanmamış ya da eksik aşılılar. Şimdi şöyle bir şey var, hani ben hep diyorum şimdi 1. doz Sinovac, 2. doz Sinovac olduk, biz de olduk bunu. Ama bunlar bizi korudular hakikaten, gerçekten korudular, büyük görev kesinlikle. Yaptılar evet. Ki sağlık personelinin neredeyse tamamını korudular. Çok ciddi. Evet, evet. Hiçbir şekilde hakları yenmez bu aşıların. Evet. Ama onların da her proteinde olduğu gibi bir yaralanma süresi var. Aşının da vücutta bir tüketilme süresi var. Etki süresi var. Dolayısıyla artık onların etkileri azaldı. Hemen hemen yok gibi. Onun için zaten 3. dozu yaptırmak gereğini duyuyoruz. Dolayısıyla bu oranı hesaplarken ben daha önce katıldığım televizyon programlarında da hep şöyle dedim. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu %80-90 aşılama yerine değil. Çünkü zaten bunun 90 milyonu 1. ve 2. doz Sinovac aşısı Türkiye'de. Evet. Geriye kalıyor zaten hadi 12 milyon falan veya hadi 13 milyon, 15 milyon kalsa. Bu 15 milyon aşı 3. ve 4. doz aşılar. Dolayısıyla bunları bölerek oranlama yaptığımızda da yaklaşık %17-18 gibi bir rakam çıkıyor. %18 çıkıyor. Gerçekten immünizasyon aşıyla korunmuş kitle olarak 18 çıkıyor. Şimdi İngiltere'de bir tarihte hatırlıyorum %30'lara geldiğinde bir elin parmakları kadar insanlar ölüyordu. Ben de diyorum ki acaba o %30'lara gelsek bizde de ölümler bu 200'ler sayısından buraya düşecektir. Çünkü şöyle diyor insanlar ya bu kadar aşılama var her şey var. Bu kadar aşı olduk ama hala da 200'ün üzerinde insan ölüyor Türkiye'de. Eksik doz aşılılar çünkü. İşte ha. Evet. Çünkü daha önce yapılan aşıların hiçbir hükmü kalmadı artık. Tabii, yani tabii. Onların yerine koruyuculuk etkinlik azalmaya başladı. Kalmadı, azaldı. Tabii. Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımıza da buradan söyleyelim. Aşılarınızı ihmal etmeyin. Artık eski yaptığınız aşıların sizi koruyuculuğu kalmadı. Lütfen gidin en yakın sağlık ocağına. Bakın doktor hanım da anlatıyor. Evet. Üçüncü ve dördüncü doz aşılarınızı, devletin size ne önerdiyse, hangi aşıyı önerdiyse o aşıları vurdurun. Zaten bir iki seçeneğiniz var. Şimdi ben doktor hanıma da şeyi soracağım.
Kaç tür COVID-19 aşısı var ve biz bunların Türkiye'de kaçını kullanabiliyoruz hocam? Aslında dünyada 5 tür aşı geliştirilme aşamasında. Çeşit yani sayı anlamında değil de inaktif aşılar, yani bizim ölü virüs aşıları dediğimiz ölü aşılar var. Evet. Bu da özellikle Sinovac şirketinin işte CoronaVac isimli aşısı, bizim de kullandığımız inaktif aşılar. Bunlar da şöyle... özellikle ben hani 5 çeşit aşı var ama Türkiye'de 2 adetini kullanıyoruz. Sadece yani inaktif aşı ve mRNA dediğimiz mesajcı RNA aşıları. Evet. Bu ikisini kullanıyoruz şu an için. Bunların içerisinde Sinovac olarak bilinen aşı inaktif aşı. Yani etkisizleştirilmiş, vücuda girdiği zaman hastalık yapmayan ama bağışıklık sistemine virüsü tanıtan aşılar bunlar. Bunlar bir tanesi. Bu bildiğimiz eski, çok eskiden beri kullandığımız aşı çeşitleri bunlar. En çok bilinen, dünyada da üzerinde en çok çalışılmış aşılar. İkinci olarak kullanılan aşı mRNA dediğimiz yeni teknoloji aşılar. Evet. Aslında teknolojik olarak yeni ama 30 yıldan beri de üzerinde çalışılan aşılar bunlar. Neden? Kanser araştırmalarında. Evet, kanser araştırmalarında, kanser aşılarında, kanser tedavisi için yenilikler yapılırken 30 yıldır aslında üzerinde çalışılan aşı teknikleri ve bunlar. Ve nitekim önümüzdeki yıllarda da bu baza dayalı kanser aşısı ortaya çıkacak. Şu anda tabii ki çalışmaları yani COVID sayesinde mRNA aşılarının önü açılmış oldu. Evet. Ve böylece gerçekten büyük bir çığır açacağı bekleniyor tüm bilim dünyasında. Bunların çok büyük kazanımları olacak. Yani kanserde aşı bulunması büyük bir çığır açacak. Hocam gerçekten. Çok yani kıymetli. Siz de takip ediyorsunuz biliyorum. Evet. Ben de yakından takip ediyorum. İnşallah 5 yıl içinde kanser tiplerinin bazılarına ciddi aşı geliştirilecek. Evet. Belki de birçok insan hayatta kalacak. İnşallah bir an önce umarım olur. Evet. İnşallah bizden hekimlerin de buna katkısı olur diye umarım. mRNA aşılarından da biraz bahsedeyim. Lütfen. BioNTech bizim kullandığımız aşı. Bir de Moderna var. Amerika'da kullanılan aşı. İki türü var dünyada. mRNA aşılarında virüsün genetik materyal değil de mesajcı RNA dediğimiz protein yapısından sorumlu olan, yani protein sentezini sağlayan RNA tipi var. Kesinlikle herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var. İnsan işte genetik yapısıyla birleşiyor mu? Yok. Evet, yani bunun insanın genetik yapısının bulunduğu hücrenin çekirdek kısmına girmesi mümkün değil zaten. Evet. Aynen, o yüzden böyle bir bütünleşmeyi beklemiyoruz. Bakın, buranın altını bir kez daha çiziyoruz. mRNA aşıları, yani BioNTech, İnsan çekirdeği içerisinde, yani çekirdek neden önemli? Çünkü bizim kalıtım materyalimiz, yani DNA var çekirdeğin içerisinde. mRNA aşıları asla ve asla çekirdeğin içine girme şansına sahip değil. Dolayısıyla sizin kalıtımınızı, sizin genetiğinizi bozma şansına asla sahip değiller. Bunu hocam da söyledi. Evet, evet. Altını bir kez daha çizelim bu vesileyle. Ki çok sayıda aşı yapıldı dünyada uzun süredir de. Yani bunu deneyimledikçe göreceğiz tabii ki ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda aşıya bağlı ölüm hiç yok. Hiç yok. Tabii. Ya da aşıya bağlı başka rahatsızlıklar. Bunlardan sonra, daha sonra tekrar bahsedeceğim. Bunlar gördüğümüz şeyler değil. Oldukça da güvenilir şu anki çalışmalar. Neden onay verildi? Şimdi 2 aylık çalışma süresince bakıldı ki herhangi bir yan etki gözlenmiyor. Yok. Hızlı onaylanması gerekiyordu. Çünkü pandemi. Ciddi bir pandemiyle karşı karşıyayız. Ki şöyle bir şey vardı. En başta aşılar ortaya çıktığında, işte biz inaktif aşıyla buluştuğumuzda diyeyim ki, çok bekledik çünkü. Hangi aşıyı bulursanız onu olun. Yani temel prensibimiz buydu. O yüzden hepimiz Sinovac olduk. Evet, tabii ki. Elbette. Hani şimdi ikinci bir aşımız daha var. Etkinliği daha yüksek. Özellikle Delta virüse karşı yani çalışmalar çok fazla bunu bu gösteriyor. Konuda. Tabii. Etkinliği yüksek. Elimizde böyle güzel aşılar varken yani COVID olup da neler yaşayacağımızı bilmemek yerine ölü virüsle karşılaşıp ya da ölü virüsü alıp onu bağışıklık sistemimize tanıtıp önceden antikor geliştirmemiz çok daha mantıklı. Doğru. En azından gerçekten enfekte olduğumuzda virüse karşı hazır bir bağışıklık sistemiyle yanıt verelim. Yani biz o zaman şu anda aşı olmak tercihinde bulunsak BioNTech'i mi tercih edelim hocam? Evet. Öncelik BioNTech yönünde. Çünkü Delta virüsüne daha etkili Delta olduğu kanıtlanıyor. Delta virüsüne karşı etkinliği daha yüksek, çok sayıda çalışma var bu konuda da. Sinovac'la ilgili çalışmalar biraz daha kısıtlı. Ama tabii tereddüt varsa yine en azından Sinovac'ın yapılması Sinovac'da lazım. Sinovac'da yine elimizde tabii, var. Tabii. Peki
yan etki konusuna gelirsek hocam, aşıların ciddi bir yan etkisi, ölüm olmadığını söylediniz ölüm, biraz önce. Yani görülmüş bir ölüm yok. Bunun dışında ciddi bir yan etkileri var mı? Kişiyi sekel bırakacak veya hayır, ne bileyim başka fonksiyonlarını etkileyecek. Şöyle, yani İsrail'den ve Amerika'dan gelen çalışmalar var. Aşıyla ilgili en çok görülen yan etki, diğer aşılarda olduğu gibi aşının yapıldığı yerde ağrı, hassasiyet, bazen kızarıklık olabiliyor, şişlik olabiliyor ama hani bunlar daha nadir, yani daha sık gördüğümüz diyeyim, en sık gördüğümüz yan etki türleri, ki diğer tüm aşılarda olabilecek şeyler. Ateş yapabiliyor, özellikle BioNTech'te sık rastlıyoruz. İşte baş ağrısı yapan hastalar var. Bunlar genelde 48 saatte kendi kendini sınırlayan bulgular. Evet, doğru. Hafif geçiyorlar. O hani olması da çok zaten işte parasetamol grubu ilaçlarla rahatlatılabilecek şikayetler. Eğer ki 72 saati geçerse, yani aşı oldunuz 3 günü geçti, hala devam eden şikayetler varsa bir hekime muayene olmakta fayda var. Çok yine doğru. De kalıcı bir hasar asla yok. Evet. Bildirilmemiş çünkü. Onun dışında kalp kası iltihabı en çok konuşulanlardan miyokardit bir tanesi. Miyokardit özellikle 25 yaş altı genç erkeklerde ortaya çıkmış. Ama onlarda da şöyle, hafif atlatılmış, yani kalıcı bir hasar yine yok. O yüzden aşının yapılması öneriliyor. Şunu da sorgulamak istiyorum, benim hep aklıma takılır. İşte aşı oldu, miyokardit yani kalp kası iltihabı oldu. Acaba ondan mı? Peki COVID olsaydı ne olacaktı? Yani ben hep şunu düşünürüm. Aşıyla virüsün küçük bir miktarını alıyorsunuz, bir parçasını alıyorsunuz. COVID olduğunuz zaman virüsün tamamını alıyorsunuz. Peki bu virüsün gerçekten kalp kasını tutmayacağından emin miyiz? Yani bunu bilmiyoruz. Zaten tutma şansı çok yüksek. Evet. Peki yani kalp kası iltihabı olan hastada aşıyla oluyor da hastalık geçirdiğinde olmayacak mı? Ben de tam bu noktada şunu diyorum hocam. Hani başta söylemiştim ya. Acaba bu kişi aşı oldu tamam ama aşının etkisi hemen olmuyor zaten. O ne? 15 gün geçiyor. Korunmadığı zaman aşı olsa bile korunamıyor o durumda. Tabii. O anda ya bir COVID virüsüyle temas etmişse ya buna bağlı bir miyokarditse. Bir ihtimal orada şöyle bir şey var. Yurt dışı çalışmalarda şöyle. Aynı yaş grubunda aşı olanlarla olmayanlar arasında olanlarda miyokarditin yani kalp kası iltihabının daha sık görüldüğü gözlenmiş. Ama hepsi hafif geçirmiş. Buna bağlı kalıcı hasar, kalpte kalıcı bir hasar ve ölüm bildirilmemiş. Bildirilmemiş. İşin önemli olan kısmı bu. Ve şey olarak da 20-30 bin vakada bir. Yani çok düşük. Evet. Aynen, çok düşük bir olasılık. Bence aşıya engel değil. Kesinlikle. Tüm dünyada görüş bu yönde zaten. Aşının yapılmasından yana. Onun dışında bir önemli yan etki daha var. Alerji. Yani basit alerjiler değil. Döküntü, kaşıntı tarzında alerjiden ziyade anafilaksi dediğimiz ölümle sonuçlanabilen ciddi alerjiler. Bunlar da vakaların, yani aşı uygulananların %1'inden de azında gözleniyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz o yüzden aşıyı yaptıktan sonra yarım saat boyunca hastanede bulunmalarını istiyoruz hastaların. Tabii o yarım saat içerisinde gözlüyoruz ki bu hastalarda anafilaksi gibi bir durum gelişmesin. Yani ciddi bir alerji, solunumu tutan, solunum çünkü yollarında ödem yapan, hemen müdahale etmek edilebilmesi lazım. Açısından ama düşük bir risk. Onun dışında penisilin alerjisi olan hastalardan sık soru geliyor. Mesela penisilin alerjim var, aşı olabilir miyim? Bunlarda da yine yapılabilir. Ama yine hastane şartlarında yarım saat bekleyecek şekilde yapılmasında sakınca yok. Kesinlikle doğru diyorsunuz hocam. Peki birçok insanımız da COVID geçirdi ama şanslıydı. COVID onları yoğun bakımlara atmadı veya ölmediler, hayatta kaldılar çok şükür ki. Peki COVID geçiren bu insanlar gerek hafif geçirsin bu hastalığı, gerekse yoğun bakımdan çıksın, iyileşsin. Bunlar aşı olmalı mı? Evet. Ve ne zaman olmalı? Covid geçirenlerde güçlü bir bağışıklık oluyor. Ağır geçirenlerdeki bağışıklık daha güçlü. 2-3 aya kadar evet yüksek bir bağışıklık var. Koruyucu özellik var. Ama özellikle 2. ay, 3. aydan itibaren aşı olmalarını öneriyoruz. Çünkü mevcut bir dolaşımda olan bir virüs var. Bu virüsle tekrar karşılaşmaları muhtemel. İkinci kez geçirilen enfeksiyonun ağırlığı hesaplanamıyor. Daha kötü geçiren daha insanlar kötü da var. İkinci tabii. kez geçirip kaybettiğimiz hastalar da var. O yüzden riske atmadan COVID geçirdikten, PCR pozitifliğinizden 2-3 ay sonra bir doz BioNTech yine yapılmasını öneriyoruz. Bir doz BioNTech yaptırıyorsunuz. Tabii yine BioNTech yapılmasını ya da eğer isteğe bağlı yine Sinovac'da olabilir. Tamam hocam. Peki. Hocam aşıyı yaptırdık. Aşıdan sonra hangi testlere baktırmak lazım veya hangi testler pozitif çıkar, hangi testler
bize yol gösterir aşıyla ilgili. Aşıdan sonra test yapmaya gerek yok. Önerilmiyor da zaten. Hı hı. Hani antikor seviyesinin ne kadar koruyucu olduğunu araştırmanın bir anlamı yok. Hı hı. Biz tam doz aşılamamızı yapalım yeter. Yeter. Aşı sonrası antijen testi ya da PCR testi pozitifleşmiyor. Evet. Aşıdan sonra sadece antikor testi pozitifleşebiliyor. Antikor. Evet. Onda da şöyle, ikinci doz aşıyı yapıyorsunuz. İkinci dozun üzerinden 14 gün geçtikten sonra antikor seviyesi artıyor. Hı-hı. Ama baktırmaya gerek var mı? Yok. Ben Yok. De baktırmadım bugüne kadar. Yok, doğru diyorsunuz. Peki demin hani şey dediniz, o benim dikkatimi çekti. Hastalığı ağır geçirenlerde daha çok antikor oluşuyor. Evet. Peki aşının yan etkisinden yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Bazı insan aşı yaptırıyor. Hiçbir yan etki görülmüyor. Yani yan etki dediğim kol ağrısı, ateş falan. Evet. Bazı insan, ya ben çok şiddetli seyretti bende işte. Ateşim oldu, kolumu kaldıramadım, vücudumu çeviren her tarafım şey oldu. Neredeyse Covid geçirdim zannettim diyor. Evet. Bunlar arasında bir antikor farkı var mıdır aşıdan sonra? Onunla böyle bir çalışma veri yok. Veri yok yani evet, değil mi? Öyle bir şey bir çalışma yok. Yapılmamış. Yok. Evet. İlerleyen Doğru. zamanlarda yapılırsa Hı-hı. biz de öğreniriz. İnşallah, inşallah hocam. Peki. Aşı olmanın COVID-19'a neden olmadığını, evet. Çünkü onun virüsünü taşımadığını evet, özellikle evet. söylediniz. Ölüm virüsü olduğu için çoğalma ihtimali yok. Evet. Şimdi iki doz aşı olduk. Yan etki çıktı o aşıda. Diyelim Hı-hı. ki iki doz Sinovac olduk. Hı-hı. Sinovac'da yan etkim çıktı. Veya BioNTech oldum. BioNTech'te yan etkim çıktı. Üçüncü dozda da gene BioNTech'te veya aynı aşıda alerji yapan, yan etki yapan aşıda ısrar etmeli miyim? Yoksa aşı tipini değiştirmeli miyim? Orada hekime danışmak Hı. lazım. Eğer anafilaksi dediğimiz yani ölümle sonuçlanabilecek şiddette bir alerji geliştiyse yapılmaması yönünde. Ama şu da var, kendi hekiminizle görüşüp alerjinin boyutunu konuşmanız lazım. Ne oldu? Aşıdan ne kadar sonra oldu? Nasıl bir tablo gelişti? Hı hı. Bunu görüşmek lazım. Şimdi basit bir kaşıntı ya da basit bir döküntüyü de alerjiden saymamak lazım. Hı hı. Doktor kontrolünde yine ikinci doz aşılarını ya da üçüncü doz aşılarını yaptırmalarında sakınca yok. Ama anafilaksi geliştiyse, yani ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli, solunumu tıkayacak kadar şiddetli bir alerji varsa bunu hekimle konuşup bir sonraki dozu yaptırıp yaptırmamaya hekim kararı verir. Yani diyoruz ki mutlaka hekimle böyle bir durumunuz alerji varsa, şüpheniz olduysa, dahi varsa tabii, mutlaka aşıdan hekimle. Aşıdan sonra alerji olduysa ama aşıdan sonra kol ağrım oldu, aşıdan sonra ateşim oldu veya boğaz ağrım oldu, grip gibi grip benzeri bulgularım oldu. Bu ikinci aşının ya da üçüncü aşının yapılmasına engel değil. Veya işte bende zaten işte kalp kasımda rahatsızlık var veya kapaklarımda rahatsızlık var. Eğer öyle hastalarımızda varsa kendi kardiyoloji uzmanlarına Aynen, sorarak, danışarak bu aşıyı olabilirler veya evet. değiştirebilirler. Tabii. O tamamen o şekilde onların şeyi. Peki aşılandık. Fakat aşılandık ben şöyle gördüm toplumda. Herkes aşılanınca maskeyi, mesafeyi, her şeyi bir tarafa bıraktık. Evet, yani evet. sanki aşı geldi evet. kurtulduk böyle. Oysa aşılanan insanlar da hasta oluyorlar. Hastaneye tabii. de düşebiliyorlar. Tabii, ha, ölmüyorlar tabii. sadece tabii. şu anda bildirilen belki ama. Tabii ölüm oranları çok düşük. Çok çok düşük. Evet. Peki aşılandıktan sonra COVID geçirme olasılığı ne kadardır hocam? Yani insanlara böyle bir oran verebilir miyiz? Yani aşılandıktan sonra elbette ki bunun oranını belirlemek bence çok zor. Çünkü Hı-hı. sonuçta. Maskeye, mesafeye dikkat etmiyorsanız kalabalık ortamlarda maskesiz yine işte cenazeler, düğünler ve benzeri toplantılara katılıyorsanız, kapalı ortamda uzun süre maskesiz hasta biriyle temas ediyorsanız bulaş olacaktır. Yani olma ihtimali yüksek. Ama burada önemli olan zaten aşının önlediği şey bulaş, evet bulaşı kırıyor ama hastalığın ağır geçirilmesini engelliyor. Tabii. Hastaneye yatışı azaltıyor. Tabii. Ölüm oranını %95 Vücudundaki azaltıyor. Vücudundaki asker sayısını artırıyor. Tabii ki. Tabii savaşmak ki. Bizim için önemli olan şeyler bunlar zaten. Ama yani aşı olduğu artık bundan sonra hasta olmayacak diye bir şey yok. O yüzden yine maskeye, mesafeye ve hijyene mutlaka devam etmek lazım. Doğru diyorsun. Bunu elden bırakmamak Peki Sinovac oldum, BioNTech olacağım. BioNTech oldum, Sinovac olacağım. Bunlardaki süre birbirlerinden tiplerine göre farklı oluyorlar mı yoksa? Evet, öneriler Aha. var. Şöyle iki doz Sinovac olduysanız eğer 2-3 ay sonrasında BioNTech olmanızda fayda var. Hı hı. Yani mevcut şu andaki karşılaştığımız virüs, delta virüs çok daha saldırgan, çok daha ağır seyrediyor, hızlı yayılıyor, hızlı çoğalıyor.
BioNTech ile ilgili de kanıtlı etkilerimiz, daha güçlü verilerimiz olduğu için iki Sinovac yapıldıysa bir BioNTech ile bu bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Hı hı. Ve Sinovac'lardan sonra da 2-3 ay sonra bir BioNTech yaptırmakta fayda var. Fayda var. Doğru. Dördüncü bir BioNTech gerekli mi? Yapılabilir. Hı hı. Ama orada da mesafeyi ne kadar açarsanız, yani iki Sinovac olduk, evet, bir BioNTech olduk, dördüncü doz BioNTech yapalım mı? Ortalama bir 3 ay. Bazen 6 ay. O mesafeyi, yani süreyi uzattığınız zaman daha güçlü bir bağışık yanıtı ortaya çıkıyor. Onun dışında 2 BioNTech olduk. 3. BioNTech'e olalım mı? 3. BioNTech'te de normalde şu anda Delta'dan dolayı dünyada 3. BioNTech onaylandı. Evet. 2 BioNTech'ten 6 ay sonra 3. BioNTech 65 yaş üstüne riskli hastalığı, riskli gruba, kalp hastalığı olanlar, işte kronik akciğer hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği, nakil hastaları, kanser hastaları, onlar da onaylandı. Sağlık çalışanları gibi işte çok fazla maruz kalanlar. Ama 3 ve 4. doz arasında yine bir 6 aylık sürenin geçmiş olması isteniyor. Mümkün olduğunca orayı uzun tutmak gerekiyor. Peki burada hep gözden kaçan bir grup var. Okul çocukları. Evet. Okula giden çocuklar. Evet. Şimdi Amerika bunun çalışmasını yapıyor. 5 yaşından büyük çocuklara acaba aşılayabilir miyim diye sorguluyor kendini. Bilim adamları bu konuda düşünce üretiyorlar. Kişisel fikrinizi soruyorum hocam. Yani okul çocuklarına 5 yaşında, 5 ile 12 yaş arasında çocuklara aşı yapmak gerekir mi? Şu an çalışmalar yani şöyle, bunu kanıtlamadan... Bu soruyu şöyle sormazdım size. Eğer bu çocuklar hep evde olsalardı bunu yok, sormazdım size. Ama okula gidiyorlar, ebeveynleri var, etraftan haşır neşirler. Evet, evet. O nedenden soruyorum. Şu anda şimdi firmanın başvurusu var. 5-12 yaş grubu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Hı-hı. Hatta aşının 3'te 1 dozunda uygulandığında bile, hı-hı, yani aşının 3'te 1'ini verdiğimizde bile onlarda işte bağışıklık yanıtının uyarılabileceği söyleniyor. Ama bu konuda daha çalışmalar çok devam ettiği için tabii hani sonuçlanmadan çocuklara yapılsın demek çok uygun olmaz. Hı-hı. 12-18 yaş arasında onaylı şu anda. Hı-hı. Yine onları da 2 doz aşı. Hatta ilk dozda bile onlarda güçlü yanıt oluşabiliyor. Evet. Antikor yanıtı, hı-hı, biraz daha iyi. Sonrasında işte arayı biraz açarak 2 ay arayla, hı-hı, yapılmasında sakınca, hı-hı, yok. 12-18 yaş arasında onaylı olduğu için. 5-12 yaş arasında firmanın başvurusu var. Önce bunun sonuçlanması gerekiyor. Onayını, hı-hı, alması gerekiyor. Hı-hı. Dünyada onaylandıktan sonra zaten Türkiye'ye de İnşallah her şey yapılacaktır. Tabii. Aynı şeyi yaparız. Peki gebe kalmak isteyen aileler var. İşte kadınlarımız gebe kalmak istiyorlar. Ama diyorlar ki aşı olabilir miyiz? Aşı olalım mı? Olabilir. Veya gebe anneler aşı olalım mı? Ne zaman olalım? İşte bebeğimize bir zararı var mı? Veya en uygun zaman ne zamandır gibi sorular geliyor bizlere de. Bu konuda nedir hocam düşünüyorsunuz? Gebelik planlayanların aşı olmasına herhangi bir sakınca yok. Şimdi gebelerle ilgili şöyle bir durum var. Gebelerde delta virüs salgınından sonra çok sayıda hastaneye yatış ve çok sayıda ölüm görülmeye başladı. Daha ağır bir seyir. Şimdi biz İngiltere varyantının salgını sırasında, o dalga sırasında çok fazla gebe takibimiz olmadı. Gebeler de hafif seyrediyordu, ayaktan izliyorduk. Şu anki salgında ciddi yatışlarımız var ve gelen gebeler ağır gelebiliyorlar. O yüzden hem Türkiye'de hem dünyada özellikle çağrı, ki Sağlık Bakanlığı da özel bir çağrıda bulundu bunun için, gebelerde aya bakılmaksızın tüm gebelik boyunca herhangi bir aşı, yani ya BioNTech ya da Sinovac'ın etkili olduğu, güvenli olduğu, bu yüzden de yapılması gerektiği yönünde. Tüm ay boyunca. Evet. Tıpkı tetanoz gibi yani. Evet, evet. Yapılmasına sakınca yok. Çünkü bugüne kadar yapılan çok sayıda gebe var. Bunların hiçbirinde düşük, işte yani yapılmayanlara göre, kıyası yapılmayanlara göre yapıyorsunuz. Evet, tabii ki. Aşı olanlar ve olmayanlar arasında düşükte, erken doğumda, bebek ölümünde bir, hı-hı, artış yok, yok şu an. Çok. Evet, o yüzden mutlaka gebelerin özellikle aya bakılmaksızın BioNTech ya da Sinovac mutlaka ikisinden birini olmaları yapmalı gerekiyor. Peki hocam, emzikli anneler, emziren anneler aşı olmalı mı? Mutlaka onların da olması Bunlar lazım. Bunlar için bir zaman periyodu falan onlar yok. Onlar için yok, hayır. Yok. İstedikleri zaman, yani mümkün olan en kısa zamanda salgını önlemenin tek yolu bu. Çünkü onların da aşı olmasında fayda var. Hatta sütle antikorlar bebeğe de geçiyor. Şimdi iki tip hasta grubumuz var. İkisi de çok önemli. Birisi bağışıklık düzeyi düşük olan hastalarımız. Diğeri, evet, de kanser hastalarımız. Bu hastalar aşı olmalı mı? Bunlar için bir kriter var mı? Ne zaman aşı olsunlar? Veya hangi kriterlere bakarak aşı yapalım bunları? Şimdi bağışıklığı zayıf olan hastalarda aşının mutlaka yapılması lazım. Çünkü bunlar da yine riskli grupta. Bunlarda da seyir daha kötü olabiliyor.
O yüzden bağışıklık zayıflığı olanlar ya da bağışıklığı zayıflatacak ilaç kullananlar, yani bunlar kemoterapi olabilir, radyoterapi olabilir, organ nakli yapılmış hastalar, hematolojik kanser hastaları, onun dışında romatizmal hastalığı olup da ilaç kullanan hastalar, bazı cilt hastalıklarında bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Bu tür ilaçlar kullanan ya da hastalığı olanlarda mutlaka aşının yapılması gerek. Buradaki olay yine BioNTech. Yine ona geleceğim. Çünkü BioNTech bağışıklık sistemini daha güçlü uyarıyor Sinovac'a göre. O yüzden bizim tercihimiz bağışıklığı zayıf olan bütün hastalarda BioNTech yapılması kanser hastalarında yönünde. Kanser hastaları ve bağışıklık baskılayan ilaç, kemoterapi, ışın tedavisi gibi ilaçlar alanlarda, organ nakli olanlarda mutlaka öneri BioNTech lehine. Ve şöyle bir şey var, kemoterapi olan hastalarda mümkünse kemoterapiden önce yapılması. Ama kemoterapi ertelenemiyor. Hasta kemoterapi almakta şu anda. O zaman kemoterapiden hemen önce yapılmasını istiyoruz ki bağışıklık henüz baskılanmadan aşıyı yapalım. Yeterince antikor yanıtı olsun. Yani örnek veriyorum, bir saat önce aşıyı yapalım. Bir saat değil de 1-2 gün öncesinden bir iki gün önce aşıyı yapalım, peşinden hemen yapalım kemoterapi. Yapalım ki biraz antikor oluşsun. Çünkü biz kemoterapiyi verdiğimiz zaman bağışıklık baskılanacak. Aşıyı yaptırsak dahi yeterince antikor yanıtımız olmayacak. Olmayacak. Kemoterapiden önce öneriyoruz o yüzden. Hocam, Covid ile ilgili hemen hemen vatandaş insanlarımızın merak ettiği her soruyu sordum size. Sizin eklemek, toparlamak istediğiniz bir şey var mı? Toparlamak istediğim şey, evet, aşılar elimizde büyük bir silah, çok büyük bir güç. Başta yoktu, herkes aşıyı bekliyordu. Şu an hani çok güzel aşılar bulundu gerçekten. Evet, hızlı kullanıma girdi ama zorunluyduk. Hani bir şekilde bunların bir an önce yapılmaya başlanması, bu hastalıktan kurtulmak gerekiyordu. Kesin tedavimiz olmadığı için Covid'de yine kurtuluşun tek yönü korunma. Korunma da iki türlü olacak. Maske, mesafe, hijyen. Yani bunu artık herkes biliyor. Nasıl kurallara dikkat edeceğimize, ne kadar mesafe ayıracağımıza herkes biliyor. Kapalı ortamlar riskli. Mutlaka sık havalandırılan ortamlarda bir araya gelmekten kaçınmak lazım. Maskesiz kesinlikle bir araya gelmemek gerekiyor. Onun dışında aşılar yani varken aşı olmamak, aşıdan kaçmak, hiçbir bilimsel veriye dayanmadan işte sosyal medyada paylaşılan şeyleri dikkate almak çok doğru değil. Kötü hastalarımız var. Keşke aşı olsaydık diyen çok sayıda hastamız var. Çok var değil mi hocam? Evet. Yani, genç hastalardan var. Hani bunca şeyi çekeceğime, yani çıksam da aşı olsam diyen var. Değerli vatandaşlarım, yani insanlar gerçekten hastaneye düşmeden, bu hastalıkla tanışmadan aşı olmamayı bir oyun gibi zannediyorlar ama hiç öyle değil. Gerçekten hani insanlar daha sonra akılları başlarına geliyor ama inşallah iş işten geçmeden gelmelerini istiyoruz. O nedenle yani mutlaka doktorumun da söylediği gibi aşılarınıza özen gösterin. Devletin size verdiği çizelgeyi iyi takip edin. Ve Türkiye de bu konuda çok başarılı oldu hocam. Hani Avrupa ve Amerika'yı da göre hesaplarsak, üstelik de aşı üretmediğimiz bir zamanda vatandaşımıza bol miktarda aşı bulabildik. Yani kimse ben aşı bulamıyorum ne yapacağım aşı demedi. Aşıya ulaşımda hiçbir sorun yok şu anda. Tabii ben, seçeneklerimiz var sonra. Ben bir de mesela sağlık müdürümüzle devamlı sık istişare ediyorum. O zaman söylemişti, şeyde baktık planlamasına da. Ordu bölgesi için mesela günde 5000 kişiyi aşılama yapma kapasitemiz var. Yani 5000 kişi aynı anda aşı olabiliyor. Dolayısıyla şimdi personel hazır, aşı hazır. Bir tek vatandaşın hiçbir hurafiye inanmadan gidip bu aşıyı olması gerekiyor. Bunu da artık insanların yapması gerekir diye düşünüyorum. Kendiniz için değil, çoluğunuz çocuğunuz için, anneniz babanız için, köydeki evdeki yaşlılarınız için aşı olun. Bu bilimsel bir gerçektir. Dünyanın kabul ettiği 5000 yıllık tıp tarihinin en iyi buluşu aşıdır. Ve bu hastalıklardan korunmanın da tek yolu aşıdır. Aşı olun. Doktorum da çok güzel izah etti. Covid zaten başımızda bir sıkıntı ama inşallah bu da bir gidecektir ama aşıyla gidecektir. Peki hocam, normal yaşama geçmek bana göre 2022 de böyle geçecek ama sizin var mı bir öngörünüz bu konuda? Yani şu anda önümüzdeki 6 ay boyunca da Covid'in devam edeceği yönünde benim de düşüncem. Bu kışı yine Covid'le geçireceğiz. Eğer bu dönemde aşılanmayı hızlandırırsak, yani yeni varyantlar ortaya çıkmadan biz Delta'yla aşılamayla bu işi sonlandırabilirsek bu seneden sonra
İnşallah. Ama aşılama hızı yeterince olmazsa, yeni varyantlar ortaya çıkarsa aşı da etkisiz kalmaya başlıyor. Her seferinde yeni aşılar da geliştirilmeye başlanabilir. O zaman işte grip gibi yıllık aşılamalara geçilebilir. Evet. Yani her yıl. Çünkü grip de aslında düşünürseniz 1919'da başlıyor ilk salgın. Ve düşünün 100 yılı geçtiği halde hala yani her yıl aşılar, her yıl grip vakaları devam ediyor. Belki buna dönecek. Belki. Ama ne olacak? En azından işte ölüm oranları düşük. Daha hafif grip, üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle şeklinde atlattığımız enfeksiyonlar olabilecek. Umudumuz bu yönde. Ama bunu kırmanın, şimdi biz virüste yarış halindeyiz. Ne kadar çok aşılama yaparsak mutasyonun önüne geçeceğiz. Evet. Delta'da bırakacağız en azından. Dördüncü dalgada bırakacağız. Ve sonrasında da yeni dalgalar ortaya çıkmadan biz bunu normal toplumsal işte gribe çevirmeye başlayacağız. Bir şey daha sorayım. Ondan sonra da hocam sizi çok yorduk. biliyorum çünkü hastanede de yoruluyorsunuz. Grip aşılarına ve pnömokok aşılarına bu pandemi döneminde nasıl bakıyorsunuz? Olmalı mıyız? Kimler olmalı? Mutlaka olunması gerekiyor. Grip aşısında zaten risk gruplarında öneriliyor yine. Pnömokok aşısının da risk grupları belli. Aslında grip aşısına ulaşabilen herkesin yapmasını öneriyorum ben. Yani hem çocuklarda hem erişkinlerde mutlaka yapılması lazım. Bir nokta daha var. Aynı zamanda yapılabilir mi aşılar? Evet. Onu konuşmadık. Evet. Bütün aşılar aslında aynı gün yapılabiliyor. Covid aşısıyla birlikte aynı gün grip aşısı da yapılabiliyor. Pnömokok da yapılabiliyor. Tabii. Buradaki tek şey şu. Hangi aşıya bağlı? Atıyorum yan etki gelişti. Hangisine bağlı gelişti? Onu anlayabilmemiz için aşılar arasında 14 günlük bir sürenin olması isteniyor. Kayıtların doğru tutulabilmesi için. Ve mutlaka tabii ki şu anda okullar açıldığı için, toplumsal temasımız arttığı için, işte dediğiniz gibi aşı olduktan sonra aşıya bağlı güvenle maskeler çıkarıldığı için daha fazla risk altındayız. Ve geçen sene evlerde kaldığımız için görmediğimiz o influenzalar, işte pnömokoklar yeniden ortaya çıkacak. Bunlara karşı da özellikle riskli gruplarda aşılanmanın mutlaka tam yapılması, influenzada da bence ulaşabilen herkesin aşı olması gerek. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor Özge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, demek. Bizlere verdiği değerli bilgiler için umarım vatandaşlarımız da, insanlarımız da faydalanmıştır. İnşallah bu hastalıkla ilgili sıkıntıları kısa süre içerisinde bertaraf ederiz. Ben bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum.